Selamlar! Bugün sizler için Epic Games'ten ücretsiz olarak aldığım oyunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Epic Games belli aralıklarla ücretsiz oyun dağıtıyor. Ben de bunları her hafta neredeyse toplarım. Böyle indirim var mı diye sitesinde dolaşırken ücretsiz oyunları da kütüphaneme ekliyorum. E, şimdi bakalım her sırada 5 tane oyun var. 5, 10... 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 61. Bu 61'i saymayın çünkü şurada Fortnite var. Fortnite zaten Epic Games'in kendi ücretsiz oyunlarından bir tanesi. Yani normalde ücretsiz olan bir oyun. O yüzden e, onu saymıyoruz ve toplamda 60 tane oyunu ben ücretsiz olarak almışım buradan. Bakalım kütüphanemde neler var. İlk olarak Stranded deyipten başlıyorum. E, bu oyunu ben daha yeni indirdim. Çok güzel bir oyun. Hayatta kalma oyunu sevenlerin sevebileceği bir oyun. E, daha sonra Watch Dogs var. E, bu yine popüler oyunlardan bir tanesi. Onun dışında Civilization var. E, ve herkesin çok beklediği şurada GTA 5 var. Biliyorsunuz ki e, bu oyunu e, herkes çok istiyordu. E, GTA 5 diye de okuyabilirim ama genel olarak herkes GTA 5 diye okuyordur diye düşünüyorum. Ee, bu oyunu gerçekten çok isteyeni vardı. Hatta ben e, bir önceki Epic Games ücretsiz oyunlar e, videomda çok fazla yorum aldım. Yeniden gelir mi biz yetişemedik alamadık diye. E, gerçekten kaybettiğimizi üzülebileceğimiz bir oyun. E, güzel bir oyun. Ben gerçekten seviyorum bu oyunu. O yüzden e, kaçırdıysanız gerçekten çok üzücü. Aşağıya inelim. Buraya baktığımızda ilk olarak Abzu'yu görüyoruz. Ondan sonra AER Memories of Old oyunu var. Ee, onun dışında zaten Amnesia serisini biliyorsunuzdur. Oyunları gerçekten çok kaliteli. Ee, Amnesia'nın Machine for Pigs oyununu ücretsiz olarak vermişlerdi. Onun dışında Ark'ın Survival Evolved oyunu da yine ücretsiz olarak verilmişti. Yine Blair Witch oyunu da ücretsiz olarak Epic Games tarafından verilmişti. Aşağıya iniyorum ve burada e, Borderlands'in ikinci oyunu ve Borderlands'in The Prequel oyunu verilmiş. Onlara da bakabilirsiniz. Güzel oyunlar. Onun dışında Cave Story var. E, Epic Games'in ilk ücretsiz oyunu. Yani yılbaşı indirimlerinde verdiği ilk ücretsiz oyunu. Cities Skylines oyunu var. Onun dışında Costume Quest 2 oyunu var. E, yine aşağıya iniyoruz. Onun dışında Crying Suns oyunu var. Darkest Dungeon var. Ee, Defense Street var. Onun dışında e, Dungeons 3 var. Onun dışında Elite Dangerous oyunları var. Bunlardan sevdiğiniz varsa aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Hangi oyunları seviyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Ona göre ilk onlardan başlayarak sırayla bunları denemeyi düşünüyorum. Şuraya baktığımızda Futbol Manager'ı görüyoruz. Pek çok insan bunun ücretsiz olduğuna çok sevinmişti. Futbol Manager'ın 2020'sini ücretsiz yaptılar. Ve gerçekten e, büyük gazetelerde bile ben bunun haberini görmüştüm. E, bir coşku yarattı insanlarda. Gerçekten sürpriz yapmışlardı. E, onun dışında Galactic Civilization'ın 3. oyunu var. E, Ghostbusters var. Heroes and Generals oyunu var. Onun dışında Hitman var. Gördüğünüz gibi. Onun dışında Inside oyunu var. Jurassic World, Evolution var. Killing Floor'un ikisi ve Killing Floor'un iki betası var. Layers of Fear 2 var, bunun birinci oyunu da çok güzeldi. Ben de ikinci oyunu da var. Epek Games sağ olsun. Onun dışında yine bakıyoruz, Lifeless Planet var. Metro'nun 2033'ünü vermişlerdi. Mad var. Onun dışında e, My Time at Portia oyunu var. Yine bunu yılbaşı indirimlerinde vermişti. Next Up Hero var. Yine bu da güzel bir oyuna benziyor. Buna da bakacağım. Onun dışında Night in the Woods oyunu var. Oddworld var, Pathway var, Pikuniku oyunu var, Pillars of Eternity oyunu var. Aşağıya iniyorum. E, Remnant oyununu görüyoruz. Burada herkesin çok severek oynadığı Rocket League oyunu da burada bulunuyor. Ben de bunu indirmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Öğretmek isteyen varsa yorumlara yazabilir. Gerçekten böyle şeylere çok açığım. E, onun dışında Roller Coaster var. E, onun dışında Samurai Shadow var. Shadowrun Hong Kong var e, bu arada e, Shadowrun oyunlarının 3 tanesini vermişti galiba evet Shadowrun Returns var Shadowrun Dragonfall var böyle Shadowrun e, oyunlarını seri olarak vermişti. Yine şurada Solitaireka oyununu görüyoruz onun dışında yeni ücretsiz olan Star Wars'ın e, Battlefront oyunu var. Ee, Stick it to the Man oyunu var gördüğünüz gibi. Aşağıya indik. Burada Stranger Things e, 3 oyunu var. Takama oyununu vermişlerdi. The Alto Collection oyunu vermişlerdi. The Escapist oyununu vermişlerdi. Bunun ikincisini verdiler. Ama e, The Long Dark benim çok sevdiğim bir oyun biliyorsunuz ki. Ama ben bunu Steam'den oynuyorum. E, uzun zamandır oynuyorum hatta. Çok fazla saatim var. Ücretsiz olduğuna üzülmüştüm ama şöyle bir durum vardı. Herkesten önce oynayıp ben bunu deneyimlediğim için ve e, oyun hakkında biraz da bilgi sahibi olduğum için o gün ben rehber videosu çekebilmiştim. O yüzden de mutluyum. Aşağıya doğru indik. Ee, The Exorcist oyunu var. The World Next Door oyunu var. Torchlight 2 oyunu var. Tropica 5 var. Ee, Tyranne oyunu var. Bunun da Gold Edition'ı vermişlerdi. Onun dışında Watch Dogs 2 var. Bu oyunlardan hangilerini daha çok seviyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Benim en çok beğendiğim oyunları size söyleyeceğim. Ee, de Deep'i çok beğendim. Onun dışında Watch Dogs'u oynamıştım bir süre. Ee, yani baya bir saatim vardır bunda da yine ee, onun dışında GTA 5'i oynadım ee, onun dışına bakıyorum aşağıda elere oynadım ee, bunu indireceğim yakın zamanda Amnesia serisinin diğer oyunlarını izledim ee, bir tanesini de oynamıştım yanlış hatırlamıyorsam güzel oyunlar onun dışında bakıyorum aldığıma çok sevindiğim oyunlara bakıyorum Layers of Fear'ı sevinmiş olabilirim. Çünkü e, onun birincisini oynamıştım. İkincisi de bence güzeldir diye düşünüyorum. Belki ikincisini de oynar size çekebilirim. Onun dışında Metro'nun 2033'üne sevinmiştim. E, Metro'nun oyunları genelde kaliteli oluyor. Ben e, Last Light'ı oynamıştım. Gerçekten güzeldi. E, onun dışında aşağıya doğru iniyorum. Ee, Rocket League var onu da indirmeyi düşünüyorum ama benden ne kadar e, güzel bir oyuncu olur onu düşünüyorum çünkü benim araç kullanımımı biliyorsunuz harikadır. Yani bilmeyenler aşağıya inip Assetto Corsa videomu izleyebilir. Ee, onun dışında En Logistics Simulator'da oynamıştım o da harikaydı. Ee, bir daha oynamamam yönünde yorumlar aldım ama olsundu. Ee, aşağıya doğru iniyorum. Onun dışında Star Wars oyunu var. Bunun e, 90 e, şey olması, GB olması dışında bir sorunum yok. İndirmem benim 3 gün alır benim internetimde. O yüzden henüz indirmedim. İnternetime güvendiğim bir zamanda bunu indirmeyi düşünüyorum. Onun dışında The Long Dark'a sevindim. Çünkü böyle güzel bir oyunun herkesin... E, Kütüphanesinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. 50 liraydı Steam'de. indirimde en fazla 18'e düşüyordu. Alamayanlar çok fazla vardı. Bu şekilde çok fazla insan almış oldu. Ee, daha fazla insanın tanışmasına sebep oldular. Ben bu yüzden de çok mutlu olmuştum. Ee, onun dışında yine Watch Dogs'un ikisi de var. Bunu da birincisini bitirdikten sonra oynamayı düşünüyorum. Peki sizin bunlar arasından favori oyunlarınız hangisi? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Evet. Az önce buradaki 60 oyunun fiyatlarını topladım ve 3634 liralık oyun almışım. Bunların hepsini ücretsiz olarak aldım. Yani 3600 liralık oyunu ben buradan ücretsiz olarak aldım. Epic Games'e bu konu hakkında çok teşekkür ediyorum. Ee, evet videonun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıya favori oyunlarınızı yazmayı unutmayın. Sizde hangi oyunlar yok, hangilerini Onları yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, beni desteklemek için aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Onun dışında aşağıda Bino Game destek linkim var. Ondan da bana destek gösterebilirsiniz. Ayrıca kanalımda şu anda 10 kişiye 55 liralık Bino Game bakiyesi veriyorum. Ona da bakmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.